Tarikatuna sohba vel hayru fil cemiyye. Bu ay eşhurul hurum dedi. Hani o bu hürmetli olan aylardan birisidir. Zülkade, Zülhicce, Muharrem. Bunlar hac ayları olduğu için buna bir de Recep ayı ayrı olarak bunlar da savaş, harp yapmak yok yani size, ama size saldıran olursa tabii onu ona karşılık verebilir diyor. Bu yani bu zahiri olarak manevi olarak da bunların kıymetleri yapılan şeyler içinde olan günler çok büyük sevabı olan günlerdir. Onlara hürmet eden, hurum demek yani hürmet edilen, hem kan dökmek, savaş yapmak yasak olan aylardır. Ya dediğimiz gibi savaş yasak diye gelip de düşman sana gelirse ona müdafaa etmek olur. Tabii şimdiki zamanda artık kimse insanlık kalmamış. Nerede artık dine bakmak, hiçbir şeye bakılmıyor. Zulüm had sayfaya gelmiş. Bu da her şeyin bir pişme zamanı var. Dünyanın da pişti artık. Yani bundan sonra ahiret, kıyamet yaklaşıyor. İktarabeti saati önce kalkan var. Daha 1500 sene önceden hemen hemen söylenmiş Kur'an-ı Azimüşşan'da yaklaştı diyor. Kıyamet yaklaştı. Her gün daha fazla yaklaşıyor. Onun için bu mübarek günleri faydalanmak lazım. Bu mübarek aylarda daha fazla her türlü iyilik, ibadet, Allah'a taat, günahlardan kaçınmak insan için, Müslüman için büyük bir fayda olur. Her Allah'a yaklaşmak insan olduğu için en büyük fayda odur. En büyük zarar da Allah Azze ve Celle'den uzak olmak. Allah muhafaza etsin. Allah hepimizi doğru yoldan ayırmasın. Bu günlerde mübarek olsun Müslümanlara, insanlara, hürmet edenlere inşallah. Ve minallah tevfik. El-Fatiha.